Kratilos ismiyle hitap etmenin ve bir isim sahibi olmanın hikmetleriyle alakalı enteresan şeyler söylüyor. Mesela Anadolu'da bir insan eşi ismiyle hitap etmez. Abi, dayı, emmi, kardeş, brother, birader, üstad, hocam. Yani biz böyle bir geleneğiz yani. Bilmek Vaktidir'den merhabalar. Bugün konuğumuz sevgili Yücel Erzen. Abi hoş geldin. Bizleri kırmadın, çok teşekkür ederiz. Şimdi ben bu röportaja hazırlanırken kendime dedim ki ne yapayım, ne sorayım? Herkese hazırlandığım gibi tabii. Sonra dedim ki kendimdeki Yücel Erzen'e bakayım. Acaba neler var? Sende bir Yücel var mı yani? Sende bir Yücel Erzen tarihi var mı? Beklediğimden daha çok çıktı. Şöyle ki, Ahlayar'la başlıyor. Babamın evde mırıldandığı bir türkü olarak Aysel'le devam ediyor. Sonra tam böyle yetişme çağlarımız, yavaş yavaş dünyayı tanıma zamanlarımız Nazlıcan'la devam ediyor ve en sonunda da Ah Bu Çalan şarkımız bir Yücel Erzen portresi çıkarıyor aslında. Doğru. Bu portreye senin gözünden bakalım istiyorum. Yani şöyle, insan geriye dönüp baktığında az gidip uz gidip bir arpa boyu yol gittiğini fark eder. Geriye bakmak, gerçi Heidegger yolu şöyle tarif ediyor, önümüzdeki değil, arkamızda bıraktığımızdır diyor. Bir sürüklü böceğin arkasında bıraktığı izdir aslında diyor. Kat edilen şey, arka arkaya gitmek gibi. Keşke bütün bir hayatı kendimizi hayattan yalıtıp yaptıklarımızı nasıl yaptığımız konusunda düşünebilseydik. Ama maalesef böyle olmuyor. Yani ben tüm o yaptıklarımı nasıl yaptım diye sorarak yapmadım. Bir şekilde yaptım. Ve aslında bir bilinci vardı. Ama o zaman bunun belki farkında değildim. Niye Ahlayar öyle çıktı da sonra oralara eğildim. Sanat insanın yaptığı bir etkinlik. Sanat aslında başkası olmak istemek. Ne başlıyor? Kendini bir başkası olarak düşünebilmek. Başkası ve başka şey var. Ben çocukluğumda yaptığım seyahatlerde, araba ya da tren akıp giderken, bir şehrin içerisinden geçerken, sağımda solumda yanan sarı lambalardaki evlere bakar ve o küçücük anda o evlerde nasıl bir hayat olduğunu dehşetli merak eder. Hala bizim peşimde Aylağacı oldu yani. Zamanı dondurduğumuz ve başka başka mekanlarda yaşadığımız evler ve hayatlar. Yani dehşetli merak ediyorum oradan bana nasıl baktığını. Benim şarkımı Van'da, Çankırı'da, İzmir'de bir öğrenci evinde hangi hissiyatla dinlenildiğini çok merak ediyor ve çok kendi zihnini oralara çok göçürtüyor. Sanat başkası olma arzusudur. Başkası ve başkası ve başka şeyler olma arzusudur. Başka şeyler de olmak ister. Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızısı'nda kırmızı olmaya kadar vardırtır bu arzuyu. Tabii okuduğum okulun da çeşitli, farklı diyebileceğimiz müzik disiplinlerinde oy gösterebilmem için bana bir şans olduğunu söyleyebilirim. Tek başına yekpare bir müzik anlayışını öğretmedi bana. Ben de öyle bir talepte bulunmamıştım zaten. Bir röportajınızda şunu söylüyorsunuz ki Çukurova Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği, resim öğretmenliği okurken geçiyorsunuz. İçine saz çalıp türkü söyleme sevdasına İstanbul'a geldim diyorsunuz. Aynen öyle, doğru. O 18 yaşında gelen Yücel Erzen'le, İstanbul'a gelen Yücel Erzen'le şu anki arasında elbette büyük farklılık var muhakkak. Var, benzeyen yanları da var. Bunu konuşalım mı? Neler benziyor, neler farklı? Zor sorular ya. Bir cevap veremeyeceğim. Çünkü dün bir tedavi sürecine başladım, fizik tedavi. Vücuduma dokunan bir elektrot, verdiği şeyle elektrik, bugünkü yücele ilişkin bir şeydi ama çok derinlerime indiğini hissettim o dokunuşun. Anlatabiliyor muyum? Özel değilse neler düşündürdü size kendi sanatınızda da geçmişinizde? Şöyle yani hani dedin ya şimdi az önce, belki isimli albümü
Adana'dan İstanbul'a gelen kendime atfetmiştim. Evet. Yani kendime yani. O çocuğa, o meraklı çocuğa atfetmiştim. O arzu, o fethetme çabası çok şükür hala var. Ama birçok şeyden de tabii değiştim. Fetheden fatihler gibi değiştim. Çünkü fetih esas itibariyle ben öyle gelmiştim. İstanbul'u fethetmeye gelmiştim. Fetih sözcüğünün anlamını çok sonra anladım ama. Kabul ettirmek değil, kabul olunmakmış. Kabul edenin, resesifin, baskının değil, dominantın değil, çekinik. Resesifin, çekinik olanın aksiyonunu adıymış. Bunu çok sonra anladım. İstanbul beni kabul ettiğinde bir Fatih'e dönüştüğünü fark ettim. Kabul etti mi? Problemli bir ilişkimiz var İstanbul'la başından beri. Tutkulu ve sorumlu. Bir şarkıda yaşlıca balos filan gibi laflar ediyorum İstanbul'la ilişki. Henüz demo aşamasındaydı. Cem abi dinlemişti şarkıyı. Ben senin Adana'na böyle şeyler söylüyor muyum dedim, tamam mı? Benim ilişkim onunki gibi bir ilişki değildi. O içine düşmüştü İstanbul'un. Ben İstanbul'a sonradan gelmiştim. Dışarıdan da bakabiliyordum İstanbul'a. Kendimle 18 yaşında İstanbul'a gelen ses çıkartma arzusundaki Yücel'le şimdiki Yücel arasında farklılıklar var tabii. Sesin taklit edilerek, benden önceki seslere öykünerek çıkartılabileceğini düşündüğüm yıllarda. Oysa ses için önce boşluk gerekiyor. Şimdi o boşluğu, kendi boşluğumu arayıp duruyorum. Kendi gerçek boşluğumu. Çünkü ses öyle oluşuyor. Önce bir boşluk olması gerekiyor. Sonra bir rüzgarın gelip dolanması gerekiyor onun çeperlerinde. Deli rüzgar, gelmez mi? Kahpe rüzgar. Eser mi esmez mi? Deliliği ve kahpeliği o yüzdendir işte. Ama musikanız diyor İsmet Özel, rüzgarı beklemekten başka çaresi yoktur. Eğer bir ses anlayabiliyorsan. Yani söylediğim gibi insanın kendi yaptıkları üzerine düşünmesi ve kendini tanımlaması, bütün yaptıklarını tanımlaması çok zor. Küçük sarı bir balığın okyanus nedir sorusuna okyanusu yutma çabası gibi zor değil, imkansız bir çaba. Biz de yaşıyoruz ve devam ediyoruz yani ses çıkartmaya. Ve devam ederken, boşluğunuzu da ararken aslında şiire de uğruyorsunuz. Şiir duraklarına uğruyorsunuz. Çünkü şöyle bir dönüp baktığınız, diskografinize baktığınız zaman son zamanlarda evet Necip Fazıl'ın şiirlerini bestelediniz. Evet. Çok da beğenildi bu besteler. Fakat daha öncesinde biz Ahmet Erhan görüyoruz, Behçet Necati Gil görüyoruz. Nazım Hikmet, Ahmet. Evet. Atilla İlhan'ın son albümün müziklerini ben yaptım. Yani ben şiirle olan ilişkim çok eski ve iyidir yani. Tam bunu soracağım. Şiirle olan ilişkiniz, o Adana'daki Yücel, onun şiirle olan ilişkisi, biraz bunu konuşalım mı? Şiirle olan ilişki, ya şimdi eğer şarkı söylüyorsanız, müzikle ilişkiyseniz, kati surette şiirle ilişki haline girersiniz zaten. Bütün dillerin altında aslında konuşma dilinin mantığı yatar. Yani en soyut matematik dilinin mantığı bile konuşma dili. Yani müzik dilinde de konuşma dilinin bütün şeyini, baskısını, koşullamasını görür. Yani önce ses var elbette ama sadece ses yetmez. Ses hayvanlarda da var. Her şeyde de, her yerde ses var. Ama, evet. Ama konuşma dili bunu eğip büker ve bir imaja dönüştürür. Her bülbülde daha güzel var. Yani güzeli arıyorsa. Daha ilginç sesler çıkaran bir sürü bir hayvanat var. Ama sesten bir imajinasyon çıkarmak, bir iletişim, kavramsallık çıkarmak insana ait bir şey. Müzikle dil arasındaki ilişki sorunlu bir ilişki bu anlamda. Çünkü ses daha çok yayılmak ister. Dilin bu sembolleri sesin bir süre sonra ayağını bağlar.
anlam o ki, mana o ki, yanlış anlaşılma yazgısı olsa da anlam çokluğu ise, farklı zaman ve mekanlarda farklı hayatlara dokunmak ister. Yani şiir sizin için aynı zamanda bir farklı din, kapılara dokunma... Din sonuç itibariyle bir coğrafyaya bağlıdır. Ama müzik yayılır. Daha, yayılması daha kolaydır. Melodinin yayılmasını düşün. Evet. Dolayısıyla sözü aşmak isterim. Bana koltuğu çek sözü bir şarkı içerisinde geçebilir. Bir melodiye bağlanarak söylenebilir. Ama bu zaman ve mekana bağladığı için müziği, sesi, ses bunlarla, besteker olarak ben bundan rahatsız olurum. Anlam çokluğu istiyorum. Buna mukabil şöyle şeyler yaptım bazı işlerimde. Mesela bunlardan bir tanesi Ah Tamara'ya ilişkin yaptığım şarkıdır. Şarkının bir yerinde ben Arzenice'den çeviren diye geçiyor. Ha, şöyle bir laf ettim. Onu bir dinleyelim. Şöyle bir laf ettim. Şöyle bir oyun oynadım kendime. Ya vokaller çeşitli heceler söylesinler ama bu çeşitli heceler bir dil gibi tınlasın ama hiçbir dile ait olmasın. Elfçe gibi, Nubinikçe gibi falan böyle bir şey olsun. Yapay bir dil kurmuşsun. Yapay bir dil kurayım. Altına da bunu Arzenice diyeyim. Arzenice'den çeviren bir Yücel Erzan olsun. Güzel bir oyun geldi. Koro, uvel, aha, uvel, ver gibi şeyler söylüyor. Destan, ha. Ah Tamara, ah Tamara diyor ama uvel, aha ne Türkçesi? Aşk adadır. Aşk adadadır. Bu bir destandır. Ah Tamara, ah Tamara. Buraya kadar çok şık, sanatlı bir oyun. Sonrasında galiba bir şey oldu. İlginç şeyler oluyor. Hacettepe Üniversitesi'nden alındığında Arzenler yaşamış ve kaybolmuş bir kabile. Erzurum'un yerli kabile toplumları. Fakat ben gerçekten o ana kadar şey yapmıyordum, bilmiyordum. Arzen'i başka sebeplerden dolayı tercih etmiştim Arzen ismini. Siz Arzenice'yi nereden biliyorsunuz diye sorunca ben de yani mevzuyu anlattım. Sonra biraz baktım, hakikaten Arzenler işte Arzeni Rum isimler. Arzeni Rum filan. Erzurum. Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şiir'in oyunu şöyle başlıyor. Arzenliler, Arzenliler, işte kraliçemiz Mehmen'e bağlı tellah, tellah. Arzenler o zaman Horasan, İran, Azerbaycan arasında bir bölgede yaşayan bir kavim susuzluk çekiyorlar. Ve zaten bildiğim üzere Ferhat ve Şirin esas itibariyle susuzluk çeken kavmine aşkı bahane ederek su getirmeye çalışan Ferhat'ın destanı, hikayesidir. Daha sonra bu Arzenliler susuzluğa yenik düşüyorlar filan, göçmek zorunda kalıyorlar. O zamanki Rum diyarı olan Anadolu topraklarında bir diyar beğeniyorlar. Erzurum yaylası, Erzurum'da ve oraya yerleşiyorlar. Bir tarih de böyle. Benim anne tarafım da Erzurum'da. Şimdi onu da soracağım. Sıradaki sorularımdan biri de o evet. Yani. Yani o konuşma dili baskısı beni böyle arayışlara da itti. Çok dinlilik arayışını da burada görebilir miyiz aslında? Mesela doğru. Son anlam çokluğu, çok dinlilik, başka evlerde olma isteği, başka nesneler ve vücutlarda olma arzusu, sesin yazgısı dediğim çoğalma isteği, bir öğrenci evinde şarkım çalınırken acaba ne istiyorlar? Bunu yayından sonra söylerim abi sana. Ne hissettiğimizi detaylıca söyleyeyim. Ama hepsi üç aşağı beş yukarı aynı şey arzular, aynı şeyi ister. Yani benim şeyim bu. Kültürel konularına baktığımız zaman aslında bunu görebiliyoruz. Biraz önce sen de anlattın. Anne tarafı Erzurum, yetişme Adana. Şimdi ülkenin zaten coğrafi olarak da birbirine hem uzak yerleri hem de doğal birçok kültürlülük var sende. Evet. Ama bir insanın, yani bir ademi kendi zaman ve mekanına hapsedip tanımlayan yaklaşımlar rahatsız edicidir. Kendinden hem de rahatsız edici hem de aslında yanlış. Çünkü
coğrafya kaderdir. Bir gün hangi gün söylediğim coğrafya kader olsa da insan olma, Adem olma, bu yazgıya karşı çıkmaktır. İnsan bu yazgıya nasıl karşı çıkar? Ben İbrahim'in rüyasıyım diye karşı çıkar. Ben Abdullah, Abdullah'ın mı oluyor? Ama İbrahim'in rüyasıyım diyerek insan ya da Sinoplu Diyojen'in ben kozmopolitan demesi gibi. Kozmopolitan olması için Sinopluluğu reddetmesi lazım. Değil mi? Yani siz aslında hem o kültürü alırken, Adana'dan o çok dilliliği, çok kültürlülüğü alırken, çünkü hem çıkan sanatçı bakımından da çok zengin bir toprak Adana aslında. Çok farklı kültürler, hayır, çok farklı sen, sesler. Tamam, ben seni anladım. İnsan ne yiyorsa öyle düşünür. Bu insana yapılacak kötü bir haksızlıktır. Yani toplumcu, toplum tarihsel materyalist bir bakış açısı olur. İnsan arzu eden ve geleceğine uzanan, Heidegger'in dediği gibi, geleceğine uzanan ve anlamak dediğimiz şeye de kabiliyetli tek var. Dolayısıyla insanın bu hasletini görmezden gelemeyiz. Bu arzusunu, yani kutuplarda yaşama arzusunu, bir bedevini. Ben aslında yeme arzusunu, yediğine, içtiğine, doğduğuna, içine düştüğü, fırlatıldığı dünyayla açıklamaya çalışmak haksızlık olacağı kadar yanlıştır. İnsanın hevesleriyle de, düşüncesiyle de değerlendirmek lazım. Ve tabii ki o düşünceye ulaşmak için verdiği çabayla. Ve çok dillilik de aslında sizin için bir nevi bu gibi geliyor bana. Şöyle, örnek veririm, siz tabii sadece Ayasofya'da değil, yani gündemde olduğu için bu çok revaçta, oradan başladım. Daha önce mesela Reyhanlı patlamasından sonra siz bir Hatay türküsü söylediniz. Hay Allah ya. Onu Arapça ve Türkçe çift dilli olarak söylediniz. Sen nereden biliyorsun onları? Çok az insan bilir onları. Hay Allah. Abi, şimdi adama bak, yani Yücel Erzen'den adam halk müziği. Halk müziği ve halk müziği benim babamın müziği. Ve ben onun üstünde istediğim gibi tepinirim. Neden? Madem benim. Değil mi? Sözlerini değiştiririm mesela. Müziğini de değiştiririm. İçinde ben olmayan ne müziği, ne kitabı, ne düşünceyi sevmen mümkün değil. Bir içsellik kuruyorsunuz aslında. Aynen. Aldım Hatay türküsünü, Reyhanlı'nın dağlarında diye değiştirdim. Üstelik melodisini de değiştirdim. Babamın malı değil mi? Üstelik de bir kısmını Arapça söyledim. Çünkü ağlayan bir yanım vardı. Ben söyledim bu sefer Arapçasını. Evet. Çok güzel bir deyiş varmış Arapça. Beyaz adamdan söz ettim. Beyaz adamın bir köpeği öldüğü zaman ağıtlar yakıp durur. Oysa biz burada yüzlerce ölüyoruz ama kimse bilmiyor. Ya denk düşen bir yerleşik bir söz varmış. Onu oraya adapte. Ben bu tür radikal sayılabilecek, şımarıkça sayılabilecek şeyleri çok rahat yapıyorum. Yapılması gerektiğine de inanıyorum. Ahlea türküsünü bana sorarsan en ilginç, en farklı Şafak Sezer söylüyor. Şafak Sezer. Bir komedi programında piyanist şampiyon olarak egzajere ederek şarkı söyledi şarkı, tamam mı? Bir pavyonda çalınması da mesela elektro bağlamında. Çok ilginç şekilde yorumlarını tanık oldum YouTube'da vesaire. Ama okuyan kişiler hepsi benim gibi okuyor. Benim notalarım okuyor. Dedim ya, ben anlam çokluğu isterim. Ve yorum çokluğu aslında. Yorum çokluğu. Yani o öyle bir yorumcuyu maalesef Türkiye'de çok zor. Çok zor. Ben başka bir noktadan yaklaşayım buna. Mesela Yücel Arzen dediğimiz zaman evet, Ahleyar geliyor aklımıza. Bu bestelerin hepsi geliyor. Fakat şöyle de bir Yücel Arzen var. Mesela hiç istemez mi Yücel Arzen ya? Gülizar bilinsin, Kimseler Bilmez bilinsin, Yağmur bilinsin, Dünyaya Dargınım Bittin Gideli bilinsin. Ya bu sizde bir çatışma yaratıyor mu?
Yani açılan ağız, bence ne kadar çok Heidegger'den laf. Anlaşılmak ister. Ağzınızı açıyorsanız aslında bir arzunuz var. Ben bilinmek isterim herhalde. Ama herkesin de olamayacağını bilirim. Yani büyük korolarla şarkınızı söylüyorsanız eğer, şarkınızı basit ve kabar menceli ayını söylemesi mümkün değil. 500 bin kişi ancak basit bir melodiyi söyler. Yani 500 bin kişi benim melodimi söyledi diye övülmek hemzemin olmak. Bayağı olmaktır aslında. Bayağı olmaktır. Evet. Hadi okuyalım mesela değil mi? Yani çok gidip düşünceyle örülmüş. Yani kültür tarihiyle örülmüş. Estetize edilmiş bir şarkıyı okusun mesela 500 bin kişi. Yani bu halk ölçülüğü ve halktan bir ilah yaratmak modernizmin bize armağan ettiği bir şey. Hepsi demek değil. Halk dediğin şey mi? Onu bir şey yapmayız. Yani ben yapmam. Dolayısıyla bilmek isterim ama model izleyici tarafından bilmek isterim. Yani benimle birlikte bu konular en azından o hassasiyete sahip birkaç arkadaş tarafından anlaşılmak yeter. Ya öyle büyük halk kitleleriyle işin o olmadı, olamadı. Olmasın diye de çok çabalamadım doğrusu. Başka bir yönünü sorayım bunun. O oluşturduğunuz birkaç sadık dinleyici aslında. Yani sizin sesinize, sizin gırtlağınıza ve sizin notalarınıza aşina olan o birkaç kişi. Yani bu tehlikeli bir şey aslında. Çünkü sizi anında eleştirebiliyor. Size anında dönüt verebiliyor. Tabii. Bundan endişe ettiğiniz oldu mu? Yani buradan sadece bir cevap çıkıyor. Yani şöyle, benim dinleyicimle Serdar Ortaç'ın dinleyicisi arasında fark var. Yani benim dinleyicim inceliklidir. Hayatında en azından 10 tane roman okumuştur. Şiire karşı ilgilidir. Soyutlama zekasına sahiptir. Yoksa sevmez ki. Evet, aşina olması zor bir müzik bu zaten. Sevmez ki yani. Çok da gidip böyle çok şey yapmaya gerek yok. Elbette reflekslerimle yapıyorum. Böyle düşüncenin müziği filan böyle şeyler yok. Zaten düşüncenin müziği diye bir şey olur. O da problem. Bunlar sonradan kültür tarihçilerinin yorumları aslında. Evet, hayır. Siz yani, bir kültürün olsun diye ya da ben bu kültüre hizmet ediyorum diye müzik yapmıyorsunuz. Aynen. Bunlar aradan zaman geçtikten sonra yorumlandıkça ortaya çıkıyorlar. Sorumu şöyle çevireyim aslında. Bu sadık dinleyici kitlesinin size kattığı mutlaka bir şey var. Çünkü çok eleştiren bir kitledir bu. Doğru. Yani şunu size söyleyebilir. Abi sen Nazlıcan'ı yapmış adamsın. Bu besteyi nasıl yaptın? Ve bu hakkı da kendinde görür. Bulsun. Fakat bir müzisyenin, bir sanatkarın hayatı aslında uzun suskunluk ve sessizlik ve yalnızlıkla geçen hayat. Piyano çalabilmeniz, iyi piyano çalabilmeniz için adanmış, memuriyeti verilmiş, uzun yalnız kalma süreleriyle geçirmiş olmanız lazım hayatınızda. İdil Biret olabilmeniz için, Leng Leng olabilmeniz için, Fazıl Say olabilmeniz için uzun süreler o koltukta tek başınıza kaldığınız bir hayat yaşamış olmalısınız. Dolayısıyla bu yalnızlığa vakıf, barışık insanlar başkalarının yönlendirmelerine pek kulak asmazlar. Gece bir ruh safhası üzülür. Gece ne kadar karanlıksa yıldızlar o kadar iyi parlar. Benim dinleyici anlaşılmak gibi bir derdim var. Yani anlaşılmak gibi bir arzum var. İnandığım, doğru bulduğum, heves ettiğim şeyde kimseyi dinlememeye çalışır. Yani o cesareti, keşke o peygamber cesaretini kendimde her zaman bulabilsem ama çok zor. Sadece bir devlete karşı gelmek demek değil cesaret. Bir güce karşı gelmek değil, halkına karşı gelebilmek demek. Büyük insan yığınlarına karşı hepiniz yanlış düşünüyorsunuz. Yani iktidarların toplanma, yani felsefi anlamda söylüyorum, iktidarların toplanma alanlarına da karşı gelebilmek olarak anlıyorsunuz. Rahim olmak ne demek ya? Tek başına. Böyle bir şeyi ancak
çok yalnız kalmış biri yapabilir. Sur'da bir gedik açtık adlı şarkıyı yapınca ben ve kıymetli Cumhurbaşkanım ona iltifat edince konservatuvardaki birçok arkadaşım, kendi tarihimdeki birçok arkadaşım benle yüzleşme cesaretiyle göstermeksizin korkakça bana tavır aldı. Ne politik bir sebep? Buna politika dedi. Bu cahilce bir tavır. Cesaretsizce dedi çünkü hesap sorma için cesaret lazım. Ben Halepçe'nin ve Bağdat'ın çocuklarını yapmışım. Sivas katliamına şarkı yazmıştım. Metin Göktepe'nin anasının bir lafı beni çok burkmuştu. Yazmıştım. Ah da mağarada Kürt bir çocuğun Ermeni bir kıza aşkının problemi üzerine dertlenip yazmıştım. Buralarda bir sıkıntı yoktu ama ya bu mazlumların mazlumlar meselesini bir kere daha masaya yatıralım dediğimde mazlum ayrılıklarını diyor. Mazlum Yahudi olabilir, mazlum bilmem kim olabilir ama mazlum Müslüman olamaz, öyle mi? Sizin ilerlemeci tanrılarınız böyle düşünebilir ama benim hür vicdanım asla böyle düşünmüyor diyerek o şarkıyı. Alp, en çabuk ele geçen organımız, zihnimiz. Büyücüler, rahipler, şuara, iktidarlar çok çabuk yönetici altına alabiliyorlar zihinlerimizi. Yoksa buradan kurtulduğunda kral çıplak diyebilme şansım oluşuyor işte. Bu tür büyücü alanların ve cesareti göstermek lazım. Ben aynıyım. İsmet Özel diyor ya. Ben hala aynıyım. O ne diyorsa doğru diyorum. Bundan bir beste falan gündemde mi? Bir değil, bir şey yapmak istiyorum İsmet Özel. Yani ilk bizim dinleyicilerimize, izleyicilerimize de duyurmuş olduk. Ama İsmet Özel tutanın elini yakan bir adam. Bir tasarıya dahil olmak istemez. Evet. Ama kendisiyle iki görüşmüşlüğüm de var. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Yani, kamuoyu oluşturalım mı buradan da? Bir kamu ve oyun İsmet Özel'in ne edebileceğini tanıyorum. Çünkü onlar olunanlarla değil, iman etmişler de yani, yola çıkılır diyor ya. Neyle iptal edeceğiz? Eyvallah. Biz de İsmet Özel'le yani şiirle başladık, edebiyatla başladık, şiirle bitirmiş oldum abi. Çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadan. Ben teşekkür ediyorum. Ben çok hassas ve çok dikkatli. Hazırlanmış. Yani bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Bizlere Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.